أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحن نقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde saatler, zaman bildirme konusundan kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bir önceki programımızda size tam saatleri verdik. Zaman bildirme, vakit tayin etme diye başlığını tanımlayabileceğimiz konudan tam saatleri ve buçuklu saatleri size verdik. Tam saatler ve buçuklu saatlerin kullanımıyla ilgili olarak bir probleminizin olmadığını zannediyorum. Çalışmamızın bu bölümünde de inşallah size çeyrek geçiyor, 20 geçiyor. Çeyrek var, 20 var. Beraberinde 5 geçiyor, 10 geçiyor, 25 geçiyor veya 25 var, 10 var, 5 var gibi ifadeleri nasıl kullanacağınızı anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Programımızın başında tam ve buçuklu saatleri kısaca tekrar edelim. Es-sa'atul tu es-saniyetu, es-salisetu, el-rabi'atu, el-khamisetu, السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادية عشرة ve الثانيه 12'ye kadar saatlerin bu şekilde kullanıldığını bir önceki programımızda verdik size. Buçuk anlamını taşıyan, yarım anlamını taşıyan kelimenin en nasfu olduğunu da ifade ettik. Es-sa'atul vahidatu ven nisfu Saat bir buçuk Er-rabiatu ven nisfu Dört buçuk et er tasiatu ven nisfu Dokuz buçuk el er ashiratu ven nisfu On buçuk gibi Bir anlam taşır dedik Şimdi size Çeyrek geçiyor ve 20 geçiyor ifadelerini nasıl kullanacağımızı vermek istiyorum. Tam saati ifade ettikten sonra, mesela es saatul vahidetu dedikten sonra ve bağlacını kullanırız. Geçiyor şeklindeki bir zaman dilimini ifade etmek için ve bağlacından yararlanırız. Bir örnek vermek istiyorum. Es saatul tu ve er rubu. Dikkat edin kullanıma. Es saatul tu ve er rubu. Saat biri çeyrek geçiyor demiş olduk. Es saatu thalithatu ve er rubu. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Saat onu çeyrek geçiyor. Nasıl deriz? Es saatul aşiratu ve rubu. Ve er rubu. Er rubu ifadesinin marife oluşuna ve merfu oluşuna dikkat etmelisiniz. Neye dikkat etmeliymişsiniz? Tekrar ediyorum. Er rubu ifadesinin marife oluşuna ve merfu oluşuna dikkat etmelisiniz. Mesela es saatul ve rubu derken er rubu kelimesinin başında lam-ı tarif olduğuna son harfinin harekesinin de damme olduğuna dikkat etmelisiniz. Haddi bu bir kuraldır. Gerek çeyrek gerek 20 ifadeleri ve bağlacından sonra kullanıldıklarında ki ve bağlacından sonra kullanıldıklarında geçiyor anlamını ifade ettiğimizi az önce söyledik. Marife ve merfu kullanılırlar. Bu arada çeyrek kelimesiyle birlikte hemen 20 kelimesini de vereyim size. Es-sulusu. Bunu not edebilirsiniz efendim es sol 20 anlamını taşır. Hadi zaten da kelime anlamı itibariyle sözlükte yer aldığı şekle itibariyle 3'te 1 demektir. 60 dakikalık zaman diliminin 3'te 1'i 20'ye tekabül edeceği için 20 geçiyor ya da 20 var türündeki ifadelerde es solus kelimesi kullanılır. Konuşma dilinde er rob ve es -solus şeklinde ifade edilir bu iki kelime. Er rob ve es solus. Siz artık şöyle bir bilgiye sahipsiniz sevgili öğrencilerim. Konuşma dilinde genellikle kelimelerin son harflerinin harekeleri vurgulanmaz. Sanki sonunda bir sükun varmış gibi okunur. Dolayısıyla konuşma dilinde mesela saat 7:20 geçiyor denileceğinde es saatu sabiatu ve sulusu denmez. Yani es kelimesinin son harfi olan sa'nın dammesi vurgulanmaz. Ve es saatu sabiatu ve sulus denir. Ancak yazı dilinde er-rubu ve es-sulusu şeklinde son harflerinin harekeleri vurgulanarak yazılmalı ve okurken de o şekilde okunmalıdır. Peki programımızın şu da ilk kısmına kadar ne öğrendik diye sorsam ne dersiniz? Programımızın şu da ilk kısmına kadar çeyrek geçiyor ve 20 geçiyor şeklinde bir zaman dilimini ifade etmeyi öğrendik diyebilirsiniz. Peki saat sekize 20 geçiyor nasıl deriz? es saatü s ve Tekrar ediyorum. es saatu s sâ -sa minnetu ve Saat 820 geçiyor. Peki saat 6'yı çeyrek geçiyor. es saatu s -sa tu ve r Yazıyorsak ve okuyorsak es saatu s -sa tu ve r saat 10'u 20 geçiyor diyelim. Es saatul aşiratu ve sulus. 11'i çeyrek geçiyor. Es saatul hadiyete aşrata ve rubu'u. 12'yi çeyrek geçiyor. Es saatul saniyete aşrata ve rubu'u. Peki çeyrek geçiyor ve 20 geçiyor şeklindeki ifadeleri öğrendiniz. Şimdi size çeyrek var ve 20 var şeklindeki ifadeleri nasıl kullanacağınızı vermek istiyorum. Erruba ve etsolus kelimelerinin kullanımına dair şöyle bir not almış olmalısınız. Bu bilgiye sahip olmalısınız. Geçiyor anlamını veren ve bağlacından sonra gelen, çeyrek anlamını taşıyan arrobo er ve yirmi anlamını taşıyan essulüsü -su kelimeleri, geçiyorlu ifadelerde ve bağlacından sonra marife ve merfu olarak kullanılırlar. ma'rife ve merfu olarak kullanılırlar. Bu bilgiyi kaydetmeniz şu açıdan önemli. Şu anda üzerinde duracağımız çeyrek var ve 20 var türündeki ifadelerde rubu ve solus kelimelerinin kullanımında biraz değişiklik olacak. Şöyle ki saat 1'e çeyrek var şeklindeki bir ifadeyle başlayalım isterseniz. Es-sa'atul vahidatu illa ruban. Saat 1'e çeyrek var demiş olduk. Tekrar ediyorum. Es-sa'atul tu illa ruban. Saat 1'e çeyrek var. Saat 1'e 20 var. Şöyle söylenir. Es saatul vahidatu illa sulusan. Tekrar ediyorum. Es saatul vahidatu illa sulusan. Peki çeyrek geçiyor ve 20 geçiyor şeklindeki ifadeyle çeyrek var. 20 var türündeki bir ifade arasında kullanım farklılıkları nelerdir? Ne tür bir farklılık söz konusu oldu diye sorsam ne dersiniz? Öncelikle şunu tespit etmiş olabilirsiniz. Geçiyor şeklindeki ifadelerde ve bağlacını kullandık var anlamını taşıyan bir ifadede illa bağlacını kullandık. Yani illa kelimesini var anlamını ifade etmek için kullandık. Nasıl? Şöyle. Es saatul vahidetu ve rub o derken saat biri çeyrek geçiyor şeklinde bir anlam söz konusuydu. Es-sa'atul vahidetu illa rub'an denilince saat bire çeyrek var şeklinde bir anlam ortaya çıktı. Es-sa'atul vahidetu vesulusu ne demekti? Bu soruya cevap verebilirsiniz. Es-sa'atul vahidetu vesulusu Saat 1'i 20 geçiyor. Demekken Es saatul vahidetu İlla Sulüsen Dediğimizde Saat 1'e 20 var Demiş oluruz Peki o halde tespit ettiğiniz Farkına varabildiğiniz Değişimlerden birisi ne oldu Geçiyor Şeklindeki bir ifadede Ve Kullanılırken var şeklindeki bir ifadede illa kullanıldı. Birinci fark bu. Peki ikinci fark ne efendim? İkinci fark da şu. Ve bağlacından sonra gelen errubu ve essulusu kelimeleri marife ve merfu kullanılırken var şeklindeki bir ifadede robo ve sulus kelimeleri evet söyleyebilir misiniz nasıl kullanıldı? Rubu an ve sulusen kelimelerinin kullanımıyla ilgili bir tanımda bulunmamız gerekirse bu iki kelime şöyle kullanılmıştır illadan sonra geldiklerinde şöyle kullanılır şeklinde bir tanım yapmamız gerekirse Rub'an ve Thulusen ifadelerinin bu şekillerinden yola çıkarak nasıl bir tanım yaparız? Evet şunu söylemeliyiz. İlladan sonra gelen robo ve solus kelimeleri nekra ve mansup biçimde kullanılırlar şeklinde bir tanımda bulunmalıyız. Bu tanımı tekrar edelim. Çeyrek anlamındaki robo ve yirmi anlamındaki solus kelimeleri illadan sonra kullanıldıklarında roboan ve solusen şeklinde nekra ve mansup biçimde kullanılırlar. Bu son söylediğimizi defterlerinize kaydetmiş olmalısınız. Robo ve solus ifadeleriyle ilgili programımızın girişinde geçiyor anlamını vermek için kullanıldıklarında ve artı er rubo es sulusu şeklinde marife ve merfu biçimde var anlamını ifade etmek için illadan sonra kullanıldıklarında roban ve sulusen şeklinde nekra ve mansup biçimde kullanıldıklarını not etmiş olmalısınız. Peki şimdi bunun örneklerini verelim. Yani çeyrek var ve 20 var türündeki ifadeleri örneklendirmeye çalışalım. Mesela saat 4'e çeyrek var. Nasıl deriz? Es-saatu'r-rabi'atu illa rub'an. Tekrar ediyorum. Es-saatu'r-rabi'atu illa rub'an. Saat 4'e çeyrek var. Saat 12'ye çeyrek var demek istersek es saniyete aşrate illa rub'an deriz. Saat 7'ye 20 var demek için es saatu sabiatu illa Saat 5'e 20 var demek için es saatul hamisetu illa thulusen deriz. Peki hemen bir iki örnekte siz yapın bakalım. Ben sorayım siz cevap verin. Mesela saat 9'a çeyrek var. Nasıl dersiniz? Es saatu tasiatu illa ruban <laughs> diyebildiyseniz konuyu dikkatli takip ediyorsunuz demektir. E hocam ben diyemedim, cevaplayamadım. Peki ben es-saatu tasiatu illa rub'an diyemedim. Bana başka bir soru sorun, bana başka bir soru yöneltin diyen öğrencim için hemen şu soruyu yönelteyim. Saat 6'ya 20 var. Hadi bunu diyelim. Saat 6'ya 20 var. Es-sa'atus sadisatu illa sulusan. Evet diyebildiniz mi? Es-sa'atus sadisatu illa sulusan saat 6'ya 20 var. Peki saat 11'e çeyrek var. Nasıl deriz? Bu konunun son örneği olsun bu. Saat 11'e çeyrek var. Es saatul hadiyete aşrate illa ruban. Es saatul hadiyete aşrate illa ruban. Saat 11'e çeyrek var. Peki efendim, Çalışmamızın bu bölümünde ne öğrendik? Çeyrek geçiyor, 20 geçiyor. Çeyrek var, 20 var demeyi öğrendik. Programımızın bir önceki bölümünde tam saatleri ve saatlerin buçuklu şekillerini size vermiştik. Bu bölümde ise size çeyrek geçiyor, 20 geçiyor. Çeyrek var ve 20 var şeklindeki ifadeleri nasıl kullanacağınızı vermeye çalıştık. Sıra 5 geçiyor, 10 geçiyor, 25 geçiyor. Ve sonrasında 5 var, 10 var, 25 var türündeki zaman dilimlerini ifade etmeyi vermeye geldi. Ancak programımızın bu bölümünde değil, gelecek bölümünde inşallah saatler konusunun bu kısmı üzerinde durmaya çalışacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Fi emanillah.